Selamlar. Algılama organı olan beynimiz, beş duyumuzla gelen duygu ve düşünce sinyallerini algılar. Dışsal rehber toplum, ancak içsel rehber akıl ve vicdan ile birleştiğinde bize yol gösterir. Duygular fiziksel varlığı olmayan belirsiz şeyler değildir. Geleneksel pozitivist yaklaşımda hisler beş duyu ile gelen algılardan farklı tanımlanırdı. Damasio'nun eşsiz tanımı ile geleneksel bilimde beynimiz vücudumuzun tutsak bir seyircisiydi. Vücudumuzda fizyolojik düzenlemeler bulunurdu. Duygular da bu fizyolojik işleyişin garip sonuçlarıydı. Safra kesesinin salgısı ne ise duygu, düşünce ve davranış da beynimizin bir ürünüydü. Beynin belirleyici, düzenleyici, yönetici bir rolü bulunmuyordu. Yeni bilimsel bilgiler ise duyguların maddesel varlığı olduğunu gösterdi. Zihinsel etkinlik adı verildiğinde hem vücut hem beyin birlikteliği düşünülmeye başlandı. Hatta acaba beynimizde aktif hale gelen yeni yönetici bir gen mi bulunuyor sorusu soruldu. Zihinsel bir ürün olarak tanımlanan fizyolojik işlemler sadece beynin değil, evrensel topluluğunda türevi olarak kabul edildi. Descartes, "Düşünüyorum, o halde varım" diyerek duyguların maddesel varlığını ve yaşam üzerindeki etkisini yok saymıştı. Bugün insan zihninin kafamızın içinde bulunan fiziki dokudan tamamen ayrı bir varlık olduğu felsefenin temel taşlarından biri haline geldi. Bu görüş doğulu bilginlerin yüzyıllardır benimsediği tezi desteklemektedir. Bilinen bir gerçek şu ki insan para harcarken, yatırım yaparken, evlenirken salt akılla hareket etmez. Sevgi, takdir edilme arzusu, güven duygusu da önemli belirleyicilerdir. Sevgi duygusunun insan beyninin özel bir işleyişine bağlı olduğunun anlaşılması sevginin değerini ve itibarını düşürür mü? Binlerce yıldır aşk, sanat, romantizm, kıskançlık olarak bilinen ve insan ruhunun birer uzantısı olarak kabul edilen kavramlar yeniden mi tanımlanacak? Duygularımızın beynimizde biyokimyasal karşılık bulması, bizi duygularla ilgili ölçü aletini keşfettiğimiz gerçeğine yaklaştırdı. Hangi sevgi, hangi nefret, hangi değerler bizim çıkarımızdadır sorusuna artık beynimizde oluşan zihinsel işlemleri ölçerek cevap verebileceğiz. Duygularımızın fiziksel bir varlığının olması insanlık tarihinin hayranlık uyandıracak keşiflerinden birisi olmuştur. İnsan beynindeki karmaşık biyolojik süreçler ve sayısız bağlantılar insanı doğru tanımamızda bize yardımcı olmaya başlamıştır. Bu konuda dört aşamalı bir süreçten bahsedebiliriz. 1. Buluş. Beynimizle diğer organlarımızın bir bölüm içinde çalışması, komutlarını kimyasal enformasyon şeklinde dokulara göndermesi. 2. Buluş, beynimizin zihin haline gelmesi. 5 duyu, duygular, düşünceler ve çevreden gelen uyaranları algılayıp niyetlenmiş davranışa yönelmesi sosyal çevreyi gerektirir. 3. Buluş, beynin zihin haline geldikten sonra kendi kendini programlaması için zihinsel etkinliğe ulaşması ve kendini yenilemesinde üstün, aşkın bir güç gerektiği fikri. 4. Buluş, sinir bilim hakkında çok şey bilen Batı felsefesinin yaşam hakkında çok şey bilen Doğu felsefesine her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu. Entelektüel algılamamızı bu kadar değiştirebilecek yeni bilgi ve buluşlar doğal olarak yeni doğrular ortaya çıkardı. Akıl ve zeka ile çözülemeyecek sorunlar ve açıklanamayacak sorular yeni duygu tanımlaması ile cevaplanmaya başlandı.
Kendimizi tanımamız, hayatı ve varoluşu anlamamız, başkalarına anlam iletirken duyguları da aktarmamız önem kazandı. Önceki yıllarda iletişimin informatif yani bilgi aktarımı ayağı diyebileceğimiz tek tarafı biliniyordu. Ancak insanlar bu bilgileri eyleme dönüştüremiyorlardı. Ayrıca sahip oldukları bilgileri sadece kabul etmeleri yetmiyor, aynı zamanda onları davranışa dönüştürüp benimsemeleri gerekiyordu. Bu noktada iletişimin duygu aktarım ayağı devreye giriyordu. Karşı tarafı söylediklerimizden çok söyleme biçimimiz ve beden dilimiz etkiliyordu. Mesela korkuyu sözel ifade ve aktarımla tanımlayamayız. Hızlanan kalp atışı ve solunum, titreyen dudaklar, el ve ayak boşalması, tüylerin diken diken olması, iç organların burkulması olmadan korkuyu anlatmak mümkün müdür? Soğuk, kuru ve nötr bir bilimsel bilgi, duygu oluşturan bazı zihinsel materyaller olmadan hiçbir sonuç vermez. Aynı şekilde öfkeyi de düşünelim. Sıkılmış dişler, kasılmış kaslar, kabaran göğüs, genişlemiş burun delikleri, hızlı bir soluma olmadan öfkeden söz edilebilir mi? Bunlar duyguların aktarılması, düşünce bilgisinin duygu bilgisine dönüşmesi için zihinsel malzemeler gerektiğini gösteriyor. Bu malzemeler de serotonin, noradrenalin, dopamin gibi kimyasallar, hormonlar ve enzimlerdir. Başkalarına anlam aktarırken veya sinir sistemimizin rahatlatıcı parasempatik bölümünü devreye alırken bazı kimyasallara ihtiyacımız bulunur. Beynimizdeki bu kimyasalları doğru şekilde üretip yönetmeyi duygusal zeka olarak isimlendirmek hiç abartılı olmayacaktır. Beynimizin bizi savaşmaya veya sevmeye iten akıl yürütme ve karar verme ile birlikte akıl dışı davranmamıza neden olan somut biyolojik temelleri bulunmaktadır. Nezaketin ve güvenin azalması, bencillik, şiddet, alçaklık ve zalimliğin artması ile birlikte başkalarının hissettiğini anlama becerisinin, empatinin zayıflaması şiddet suçlarını arttırdı. Empatinin zayıfladığı durumlarda başkalarının yaşadığı acı, mutsuzluk gibi psikolojik ihtiyaçlar anlaşılamaz. Empati yoksunluğunda dürtüler kontrolden çıkmaya başlar. Ben merkezci beklentiler sosyal beklentilerin önüne geçer. Başkalarına ilgi, yardım, iyilik yapma, şefkatli olma yerine kendi çıkarını düşünme, zevkinin ardında koşma, acımasız olma gibi değerler yaşama baskın olur. Dürtüler kendini eylemle ifade etmek isteyen duygulardır. Dürtüsüzlük insanı tembelliğe, acizliğe ve yalnızlığa iter. Dürtülerin aşırı ifade edilmesi ise acımasızlığa, başkalarına kötülük yapmaya, aceleciliğe, sabırsızlığa, alçakça olarak bilinen davranışlara sebep olur. İnsanın istek ve dürtüleri ile yaptığı mücadele ve eğitim çalışması temel yaşam becerisini oluşturur. Yıkıcı, kendine zarar verici veya ölümcül risklere sonuç veren dürtüleri zapt etmek ve şefkatli olmak için duygusal alışkanlıklar, sosyal beceriler edinilmesi gerekir. Bu konuda duygusal zeka tanımını temel yaşam becerisi olarak popüler psikiyatriye kazandıran Daniel Goleman şunu ifade eder: İki ahlaki tavra ihtiyacımız bulunmaktadır. Kendine hakim olmak ve şefkat göstermek. Zehirli duyguların, örneğin kötü alışkanlıklar gibi fiziksel sağlığımıza zarar verdiğinin somut ve biyolojik temelleri duygusal zeka tanımlamasının temel gerekçelerinden birini oluşturmuştur.
Duygusal zeka eksikliğinde depresyon, şiddet dolu bir yaşam, madde bağımlılığı, hayat başarısızlığı gibi durumlarla karşılaşıldığı somut bir bilgi olarak önümüzde durmaktadır. Genetik mirasımızın bize bağışladığı duygusal eğilimlerin yine bu konudaki derslerle insan beyninde duygu devreleri haline dönüştürülmesi, hislerin eğitimi şeklinde tanımlanmaktadır. Geçmiş çağlarda atalarımızın nefis terbiyesi olarak belirttikleri duygusal dersler de aslında aynı şeydi. Kendini tanımak, kendini denetlemek, diğergamlık, empati, anlaşmazlık çözme, işbirliğinde bulunma gibi temel insani beceriler atalarımızca nasıl öğretiliyordu? İstanbul'da, Anadolu'da, bütün Orta Doğu'daki dergahlara ilim öğrenmek için gelenlere önce edep denilmesi, duygusal hayatımızın akıllıca yönetilmesiydi. Zaten tutkularımızı, düşüncelerimizi, değerlerimizi ve yaşamı iyi yönetmek gerçekte bilge olmaktır. Kızgın, asi, sinirli, kaygılı, dürtüsel, saldırgan tavırların azalması, nazik, şefkatli tutumların artması, aklın ve kalbin birleştirilerek eğitilmesini gerektirir. Batı terk ettiği manevi değerleri modern yaşamın kazanımlarını koruyarak psikoloji adı altında tekrar hayata geçirmektedir. Bunun ifade şekillerinden biri de duygusal zeka kavramı olmuştur. Mutluluk ve başarı için gerekli olan duygusal niteliklere duygusal zeka denir. Duygusal zekası olanlar kendi duygularıyla birlikte diğer insanların duygularını da okuyabilen, bağımsız davranan, uzlaşmayı başaran iyimser kişilerdir. Amaca ulaşmak için ne yaptığı kadar nasıl yaptığını da önemseyen, zorluklar karşısında sebat edebilen, sorun çözmekten kaçınmayan ve uyum yetenekleri yüksek kişiler duygusal anlamda zekidirler. Mantıksal zekilerin akademik başarıları güçlüyken, duygusal zekilerin hayat başarıları, evlilikleri, arkadaş ilişkileri daha iyidir. Kendileriyle de barışık olduklarından zorluklar karşısında iş uyumları bozulmaz. Her zaman ümit duygularını ayakta tutabilirler. Öz bilinç, kendini tanıma, öz denetim, dürtüleri kontrol etme, duyguları ifade edebilme, başkalarının duygularını anlayabilme, empati, engellere rağmen yola devam edebilme, sebat, kendini harekete geçirebilme, motivasyon, uyum sağlayabilme, sorun çözmeye istekli olma, uzlaşmacı olabilme, çözüm odaklı düşünme, ümidi ayakta tutma ve iyimser olma, yeni deneyimlere açık olma, kendini geliştirmeye istek duyma. Özetle yukarıdaki 10 maddede özetlenebilecek duygusal zekanın temel adımları zihinsel ustalık ve duygusal bilgelik gerektirir. Bizim kültürümüzde ilim ve irfan birbirinden ayırt edilmiştir. İlim sahibi olup irfan sahibi olmayanlar sırtına kitap yüklenmiş ama insanlaşamamış kişiler olarak tanımlanır. Çok bilgili ancak sosyal ve duygusal becerileri zayıf olan bu kişiler sevilmezler ve çoğunlukla yalnız kalırlar. Başarısız olduklarında çevrelerinde kimseyi bulamazlar. Hem ilim hem irfan sahibi kimselerse sınırlarını bilir. Kendilerini bilgileri nedeniyle başkalarından üstün görmezler. İnsani değerlerin akademik değerler kadar önemli ve gerekli olduğuna inanır ve o değerleri yaşatmaya çalışırlar. Arif olan anlar sözü bu anlayışla darb-ı mesel olmuştur.
bilgiyi uygulamaya geçirme anlamına gelen arifliğin özellikleri kültürümüz ve inanç sistemimizce insanı kamilin vasıfları kabul edilerek yüceltilmiştir. Empati ise diğergamlık adı altında, yani diğer insanlar hakkında da gam, kaygı hissedebilme şeklinde geleneğimizde yer almıştır. Kendine hakim olmak ve öz denetim nefis terbiyesi adı altında dedelerimizce uygulanırdı. Modernist bakış özgürlüğü dürtüleri serbest bırakmak olarak tanımlarken, duygusal zekanın keşfi ile gerçek özgürlüğün dürtülerden özgür olmak olduğunu kabul etmeye başladı. Aslında bu geçmişin yeniden keşfidir. Başkalarını önemseyen, sadece kendi çıkarını ve başarısını önceleyen, yaşamı bir mücadele olarak algılayan, hayat bir mücadeledir ifadesini kullanan birey ve toplum savaş halindedir. Toplumla çatışmak doğaldır ifadesiyle uzlaşmacılığı zayıflatan modernizm sosyal ilişkilere zarar verdi. Mesleki başarısı yüksek ama sosyal engelli, yalnız, bencil, zevkini yaşam amacı edinmiş bireyleri ödüllendirdi. Modernist bakış üzerine tesis edilen kapitalizm, tüketimi hızlandırmak için yardımlaşma ürünün işlem maliyetini arttırır. Alçak gönüllü olmak zayıflık işaretidir düşüncesini temel aldığından rekabetçiliği çatışmaya dönüştürdü. Böylece kapitalist felsefe insanın mutluluğunu kurban etmiş oldu. Duygusal zeka da bu deneyimler sonucu deneme yanılma yoluyla terk edilen manevi değerlerin sistematize edilmesinden başka bir şey değildir. Nörobiyolojideki gelişmeler başkalarını mutlu etmenin bireyin kendi beyninde mutlulukla ilgili hormonları ve enzimleri salgılattığını, fedakar olmanın kısa vadeli bir zevki terk edip uzun vadeli bir zevke ulaşmayı sağladığını, başkaları hakkında kaygı hissetmenin insan olmanın ölçütü olduğunu ve beraber yaşama bilincini doğurduğunu bizlere yeniden gösterdi. İyi ki pozitif bilimler bulunuyor. Bu doğrulara uyabilirsek dünya daha yaşanabilir olacaktır. Beynimizin duygu, düşünce ve davranışların kaynağı olduğuna dair paradigmada bir dönüşüm yaşanıyor. Beynimiz duygu, düşünce ve davranışların oluşmasında kaynaklıkta mı, aracılıkta mı bulunuyor sorusu bu meseleyle ilgilenen bilim insanlarının heyecanla tartıştıkları bir konudur. Duyguların eğitilebilmesi, beynimizin esnek bir organ olması ve yeni hücreler üretebilme kapasitesi, bilincimizin üstünde aşkın bir bilinç ve güç oluşturmak mümkün mü sorusunu sordurdu. Duygusal zeka konusunda araştırma yapanlar kozmik bir zekanın varlığı üzerine çalışıyor. Kişinin kendini evrenle bütünleşmiş hissettiğinde beynin bazı bölgelerinin nasıl harekete geçtiğini anlamaya gayret ediyorlar. Budist rahipler üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar, meditatif eylem durumunda yaratıcı ile bütünleştiğini hisseden rahibin, o anda bütün isteklerinin karşılanmış, bütün ihtiyaçlarının giderilmiş olduğunu düşündüğünü gösterdi. Beynimiz mi bilincimize, bilincimiz mi beynimize hizmet ediyor? Ruh ve kişilik yapımızın aracı organı olan beyin, iç ve dış uyaranları algılıyor, akıl yürütüyor, öneriyor, hükme varıyor ve karar veriyor. Bunların tümünü otomatik olarak yapabiliyorsa, sembolik düşünceyi, sanatsal düşünceyi nasıl üretiyor? Yeni deneyimlere yeni çözümleri nasıl oluşturuyor? Kendi varlığının farkına ne şekilde varıyor? Evrenin varoluşunu hangi biçimde anlıyor?
Zaman kavramını ve öleceği bilgisini nasıl algılıyor? Uçağın otomatik pilotunu programlayan, bilgisayarın donanımına yazılım ekleyen ve bağlanabilirliğini sağlayan dış güç beynimizde nasıl karşılık buluyor? Bu soruların cevabını felsefeciler, kognitif bilimciler ve din bilimcilerin ortak tartışmalarına havale etmekte yarar bulunuyor. Özetle algılama organı olan beyin, beş duyu ile gelen bilgilerle birlikte akıl yoluyla ulaşan düşünceleri, sezgi kanalından iletilen duyguları, dürtülerle sinyal gönderen istekleri de algılar. Hatta algılayamadığı bilgileri anlaşılır kılmak için inançları kullanır. İdrak sonucu elde edilen bilgi ve veriler beynin talamus ve hipotalamus bölgesinde filtre edilir. Davetli ve davetsiz düşünceler burada ayırt edilir. Önem ve öncelikler belirlenir. Ayıklama işleminin sonucunda niyetlenilmiş davranış ortaya çıkar. Artık beyin niyetlenilmiş davranışa uygun çalışmaya başlayabilecektir. Nesneler arasında anlam bağları kurmak için uğraşır. Biz neye niyet edip o yönde davranırsak o programa uygun mesajlar ve proteinler üretir. Böylece sosyal davranışlarımız ortaya çıkar. İnsanın varlık amacı doğru yaşayıp mutlu olmaktır. İyi yaşamak için nelerin doğru, nelerin yanlış olduğu bilinmelidir. Hayatımızın duygu, düşünce ve davranış alanları bulunmaktadır. Kişinin bu üç alanda attığı adımlar, verdiği kararlar ve ürettiği çözümler onun şahsiyetini oluştururken aynı zamanda o kimseyi mutluluğa taşıyan sonuçları da doğurur. İnsanın duygu, düşünce ve davranışlarını yönetmesinde beyninin özelliklerini bilmesi çok önemlidir. Teknik ayrıntı Sıya girmeden beynimizi tanımak istediğimizde karşımıza şu bilgiler çıkacaktır. Duyguları genellikle duygu türlerini ele almadan yalnızca psikolojik boyutuyla değerlendiririz. Oysa temel duyguların dürtüsel yönü de bulunmaktadır. Dürtüsel duygular açlık, susuzluk, üreme, saldırganlık gibi temel güdüleri ifade eder. Bu sebeple duygular birincisi dürtüsel, diğeri psikolojik olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Dürtüsel duygular insanda olduğu gibi hayvanlarda da bulunur. Oysa yüksek duygular insana özgüdür. Beyin hangi konuda düşünürse düşünsün, bunu belli kalıplar yardımıyla yapar. Beyinde düşünce, duygu kalıbı ve bir de bedensel durum kategorileri bulunur. Ondan sonra hedef belirleme, karar verme, harekete geçme ve onu sürdürme süreçleri gelir. Mesela insan biriyle bir şey konuşmak istiyor ve çözülmesi gereken bir işle ilgili olarak şu işi çözmek benim çıkarıma uygundur şeklinde düşünüyorsa bu bir düşünce kalıbıdır. Duygu kalıbında ise kişi konuşacağı insanı sevip sevmediğini, ona karşı neler hissettiğini tartmaya çalışır. Hatta bu sadece insan olmayabilir. Mesela kişinin elinde tuttuğu bir kalemin işlevselliği düşünce kalıbını, kalemi sevip sevmediği ise onunla alakalı duygu durumunu oluşturur. Kalemle işlem yapacak, yazı yazacaksa aklından geçirdiği "şu anda bu yazıyı yazamam, halsiz ve yorgunum" gibi ifadeler kişinin bedensel durumunu ortaya koyar. Bedensel durumdan sonra hedef belirleme gelir. Mesela "kalemle makale yazacağım" ifadesini kullandığımızda vizyon belirlemiş oluruz. Bu duruma güzel bir örnek, aynı inşaatın işçileri olan bu iki kişiye ne yaptıkları sorulduğunda işçilerden biri "günlük 200 TL karşılığı çalışıyorum" cevabını verir. Diğer işçi ise "dünyanın en güzel binasını yapıyorum" der. İkisi de aynı işi yapmalarına rağmen hedefleri farklıdır.
Hedef belirlemenin ardından karar verme süreci gelir. Kâr-zarar analizi yapılıp duygular ölçülüp biçildikten sonra ikisi birleştirilip hükme varılır. Ancak karar vermek de yetmez. Eyleme geçerek verilen kararları uygulamaya almak gerekir. Bütün bu süreçler ön beynin önemini ortaya koyar. 10 sene öncesine kadar beyin denildiğinde bilim çevrelerinde akla ilk gelen sol beyin fonksiyonu oluyordu. Sol beynin işlevi daha çok akılla ve zihinsel zeka ile ilgiliydi. İnsan akıllı, konuşan bir varlık olarak kabul ediliyordu. Descartes'in "düşünüyorum, o halde varım" düşüncesi hala hakimiyetini sürdürüyordu. Fakat bir sinir bilimci olan Damasio 1990'ların ortalarında Descartes'in Yanılgısı adlı bir kitap yazdı. Bu çalışma duygusal zeka kitabının yazarı Daniel Goleman'a kaynak oldu. Bunun üzerine insan beyninin yalnızca mantıksal süreçlerle ilgili olmadığı, aynı zamanda duygusal süreçlerin de beyinde gerçekleştiği tezi biyolojik olarak doğrulandı. Peki bu durum bizim günlük yaşantımızı nasıl etkiledi? İnsanın mutlu olmasında bu bilginin rolü neydi? Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan beynin sol ve sağ loblarının fonksiyon ve becerilerini ele alırsak bu sorunun cevabını daha net görebiliriz. Bugün sol beynin veri toplama ve topladığı donelere anlam kazandırma özelliği bulunmaktadır. Yine sol beyin rasyonel ve stratejik düşünceler üretip uzun vadeli planlar yapar. Ayrıca beklemek, gerçekçi davranmak, deneme yapmak da onun işidir. Sol beyin kelime ve sayılarla ilgilenen, sağ beyne nazaran geçmişin üzerinde daha çok duran beyin alanıdır. Bu alanın özellikleri soğuk, keskin, köşeli, mesafeli ve sert olması, katı kurallarının bulunmasıdır. Sol beyin eğer ve fakat sözlerini sıkça kullanır. Bu iki kelime hemen karar vermeyi ifade eder. Beynin sol tarafı bir şeyi anlamaya çalışırken aynı zamanda ertelemeye de yatkındır. Ayrıca ben merkezci olma eğilimindedir. Kendisini mutlu edecek şeyleri önemser. Nispeten kendine odaklıdır. Erkeklerin sol beyinleri baskın çalıştığı için ben merkezci yanları baskındır. Beynin sol kısmı iradeyi mantıksal olarak kullanır. Sağ beyin ise duygusaldır. Sıcaklık ve yakınlığa önem verir. Daha yuvarlak düşünür. En çok ürettiği kelimeler hemen ve şimdidir. Duygusal alanlarla ilgili olduğu için istekleri hemen olsun ister. Stratejik düşünmek yerine taktik bulur. Olayları çabuk çözme taraftarıdır. Arzularını ertelemekten hoşlanmaz. Hızlı karar verip harekete geçme eğilimindedir, acelecidir. Bunun sebebi ise gelecekle ilgilenmesidir. Oysa sağ beyin farklılıklara daha açıktır. Deneme yanılmayla karar verir. Çünkü deneme yanılma yöntemi hemen çözüm aramaya daha uygundur. Sol beyin sayılarla ve rakamlarla ilgilenirken sağ beynin ilgi alanı daha çok görsel konulardan ve zevklerden oluşur. Estetik kaygılar sağ beyinde etkilidir. Sağ beyin duygusal kararlar verdiği için bu kararları inanarak vermek ister. Sol beyin ise inanamasa da karar vermekten yanadır. Sol beyin tekil ve erildir, yani erkeksi özellikleri baskındır. Sağ beyin ise çoğulcudur ve dişil özelliklere sahiptir. Sol beyin anlamaya çalışırken sağ beyin hissetmek için uğraşır. Sol beyin karşılaştığı olaylarda çıkarı doğrultusunda tepkiler verir. Sağ beyin sempatik bir bakışla yaklaşır.
Yani kendini hemen olaya kaptırır. Sağ beyni baskın çalışan kimse birisi ağladığı zaman onunla beraber ağlar. Kendisinden çok başkalarını mutlu etmeye çalışır. Kadınlarda bu özelliğe daha sık rastlanır. O nedenle kadınların şefkat duyguları yoğundur ve iyi annelik yaparlar. Sağ beyni baskın çalışan kişiler iradelerine duygularını da eklerler. Bir insanla iş yaparken ya da onun hakkında karar verirken kar-zarar analizi yapmaktan çok onu sevip sevmediklerini ölçü alırlar. İnsanları analiz ederken "o beni çok sever" ya da "ben onu çok severim" ifadesini kullanarak referanslarının duygu olduğunu hissettirirler. Hoşça bakınız zatınıza, zatınız hoşça bakılmaya değer çünkü.